Aha da tır geldi. Merhaba arkadaşlar. Ben Adem Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın yolu bağladım. Temelin derinliğini göstereyim arkadaşlar. Bakın bir kademe daha iniyoruz. Şuradaydık. Kod yukarıkiydi. Yolun kodu. Buraya indirdik. Şurada İki çesam var, 4,5 metre. 4,5 metreden sonra 2 metre daha iniyoruz. 6,5 oluyor. Yani bir iki daha inince 8,5. Orayla beraber 12,5 metre oluyor. 12,5. Dayı nereye geliyorsun dayı? Az ileri al, ileri. Az ileri al. İleri al, ileri al. Sağdan geleceksin. Bakın arkadaşlar, şimdi buradan yolu böyle yaptık. Ya senin ben şoför gibi. Selo. Yolu böyle yaptık, makinamız. Oturttum oraya. Şimdi hiç çıkamayacak. Selo, senin gözünü seveyim. Kendini yeni şoförler gibi yapıyorsun ya. Nasıl yani, oraya yanaşmayı görmüyor musun? Az daha sal geri. Tamam, gel şimdi. Tamam, daha gitme işte. Bıktım senden ya. Az direksiyonu topla, topla. Çıkmaz öyle. Dur abi dur, ben seni makinayla çıkarayım. Yoksa sen çıkamayacaksın baba. Selo, veremliksin Selo. İşte şuradan gelecek. Böyle. Bakın. Buraya girecek. Yani yapamadı gördüğünüz gibi. Nereye girdi? Bıktım şoförlerden. Neyse, önemli değil. Çıkaracağız artık. Birkaç sefer alışacaklar. Makineden devam edeceğiz. Ayakkabı koyma yeri de orası. Geldiği için birazcık dengeleri şaştı. Hala tırcılık yapıyor. 70 yaşında. Abi inisiyatif almak lazım. Yani tır geliyor buraya yanaşıyor ya, ben altta kalıyorum. Selo, Allah'ım ya Rabbim ya. Yolu da bozuyor arkadaş ya. Cık,
alacak beni sana. Biraz daha şöyle kaldırayım. Selo, düzelt arabayı, düzelt. Arkadaşlar, 2 metre indikten sonra yani bu zor ve 2 metre daha ineceğiz biz. Ve taş da vardı. Taş da çıktı. Şu alan komple taş kırılacak. Siyah bir malzeme zaten kartalın malzemesi. Çok serttir, bilen bilir. Bu afiyat bitmeyen afiyat yapmışlar ya. Küçücük bir yer ama bitmiyor arkadaşlar. Ya arabaları indirmek zor. Arabaları indirmek, çıkartmak. Araba çiçeker olsa var ya burada. Yapacak bir şey yok Selo. Dökme diyor sağ olsun. Nasıl dökmeyeyim anasını satayım. Zaten armı kısa bunun. Armı açınca dökülüyor. Ha. Bak ben de dökmek istemiyorum da. 2 dakika inip temizleyeceğim. Şimdi biraz meyilli duruyor makine. O yüzden çok seri dönüyor boş bence. Selo, ben de dökmek istemiyorum da dökülüyor, arma açıyorsun. Arabayı batırma, batırma hadi. Batırma arabayı. Onu da yükleyeyim de kolayı getir içelim. Hadi Selo hadi. Çok zor gidiyor arkadaşlar bakın. Aa, ne kadar rampa çıkıyor araba. Yani şimdi o araba gelene kadar burayı şöyle geri çekmem lazım ki derinden derinden. Geldi. Peki.
gel düz. Arabanın götünü oraya verme. Dümdüz olsun böyle. Kalkmıyor yoksa. Tamam gel öyle gel. Ya biraz uğraşmacalı bir hafriyat. Şu an mesela ben aşağı doğru meyilli duruyorum. Yoksa ileri geri yapamam. Yağcı arkadaşlar yorum yapmış. Mesela bir tanesi yazmış ki arkadaş şey abi teknik bilgilerden bahseder misin? Ya bu teknik bilgi dediğiniz ne oluyor anlamadım ama yani işle alakalı. Bakın arkadaşlar ben şimdi bu mesleğe milleti yöneltiyorum ama şöyle, ben size buradan öğretemem bu makineyi. Nasıl diyeceksiniz? Yani sen bunu görerek, ben bu işi nasıl yaptığımı görerek öğreneceksin. Zaten bunun bilgisi olmadan siz bu makineyi kullanamazsınız. Bir yerde yağcılık yapacaksınız bir yıl. Eğitimini alacaksınız. Ben sadece görsel olarak size nasıl çalıştığını, makinenin zorlu yerlerde nasıl olacağını gösteriyorum. Sizin zaten biz levye diyoruz. Levye bilginiz olması lazım ve tecrübeniz de olması lazım. Sizi hop diye bu makinenin üstüne çıkartmazlar. Arkadaşlar meslek güzel ama yorucu ve zor. Yani gördüğünüz üzere zor işler yapıyoruz. Zor. Bir kademe daha inelim. Daha iyi anlayacaksınız. Şu an ya benim yaptığım işler size burada izlediğinizde kolay gibi gözüküyor olabilir ama yani her adam bu işi cesaret edip yapamaz. Yani bu işi derken makineden bahsetmiyorum. Bu işlerden bahsediyorum. Benim yaptığım işlerden. Araba kalktı. Kıracak onu kırıcı. Bir daha ben aşağı ineceğim bunu yağcılara. Yani makinenin bakımıyla alakalı teknik bilgi derken acaba kastettiğim makinenin bakımından mı bahsediyorum? Filtrelerinden falan. Filtrelerini de bir ara gösteririm arkadaşlar. Bakın burası taş. Saniye
Saniye hayranım ya, hayranım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. İyi seyirler bu arada.